Euzu billahi mineşşeytanirracim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefqahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersel rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lâ usîrâ. Ulemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâte finnâr. Ve bi senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Rahimallahu men keffe lisanehu an ehlil kıble. İllâ zi ahsen mâ yakdiru aleyhi minel kavli el hasen ve senâ ve şûl mü'nem. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Ashab etbaları, Rıdvanullah aleyhi mecmainin, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itaat-ı baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmainin, hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırul ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Elhamdülillah, Rabbillah, Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Rahimallahu, Allah o kimseye merhamet eylesin, kurtuluş ihsan eylesin, günahlarını bağışlasın, ayıplarını örtsün. Men keffe lisanehu min ehlil kıble. Kıble de dönüp namaz kılan, yani Müslüman olan kimselerden dilini tuttu. Onlar hakkında mesela kafir demedi onlara. Sapık demedi. Kendisine zina isnat etmedi. Böyle fuhuş şeyler hakkında söylemedi. Tabii kalbinde mesela %99 görünüşü ters adamın. Ama %1 iman var kalbinde. Bu kimseye kafir denmez. %1 iman olan adama da kalbinde kafir denmez. O nedenle bu gibi konularda küfür demem meselesinde son derece dikkatli olacağız. Öyle diyor. Men ekferar raculu ahahu fakat ba'a bihe. Kalbinde imanı olan bir kimseye, ki mümin olunca müminlerin kardeşidir, böyle kardeşine kafir diyen fakat ba'a biha, o küfür sözünü kendisi yüklenir. Küfür sözü onun tepesine çullanır diyor. Ondan dolayı ciddi de şaka da olarak kimse bir mümine kafir demeye cesaret etmemeli ve hemen söylememeli. Yani maalesef bu gibi şeyleri birçok kimse şaka yolu diyorsun. Nerede gavur, nerede kaldın, ne gavursun sen filan gibi. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İmanla oynamak demek, bu gibi şeylerde kafir deme konusunda son derece dikkatli olmalı, söylememeli. Küfür sözünü söylemediği gibi, evet böyle kıbleye dönüp mesela bayram namazı kılmış adam. Başka namazları kılmıyor ama bayram namazı kılması, kıbleye dönüp namaz kıldı. Cemaatle namaz kılan da mümin kabul edeceğiz. Bu adama kafir diyemeyiz. Yaptıklarını ikaz ederiz, düzeltiriz. Ama kafir sözü söylenmeyecek. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Dilini böyle kıbleye dönüp namaz kılandan tutan, küfür isnat etmeyen sapığın tekidir. Ne zinakardır, ne sapıktır demeyeceğiz. İlla bi ahseni ma yaktiru aleyhi. İmkan olduğu kadar, söyleyebildiği kadar, evet, güzel söz söyleyeceğiz.
onu öveceğiz mümin olduğu için. Ve kendisi bize bir şey verdiği zaman teşekkür edeceğiz. Güler yüz göstereceğiz. Evet, mümkün değil. Efendim, biliyorum adamın yaptığını, evet, cımaz kılıyorum ama o zaman susacaksın. O zaman susacaksın. Öyle diyor güzel peygamberimiz, ehli kıbleden dilini tut. Evet, bu adama Allah rahmet eylesin. Evet, hatasız kul yok. Hepimizin hatası var. Hemen birkaç hatasını görünce müminlerin aleyhine konuşmaktan sakının, dilinizi tutun. Allah böyle yapana rahmet eylesin. Güzel, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadiste gene Hazreti Enes'ten, rahimallahu imran aslaha lisanehu, dilini böyle müminlerle konuşurken ıslah etti. Böyle yanlış şeyler söylemedi. Evet, emanete hıyanet etmedi. Yalan söylemedi. Bunlara dikkat etti. Böylece Efendimiz, tekrar ediyoruz, müminler hakkında dilimize çok sahip olmamızı, iyi konuşmamızı, kötü laflardan uzak durmamızı Efendimiz bu hadis-i şerifler bize ikaz ediyor, söylüyor. Evet, Hişam Hazretlerinden nakledilmiş. Evet, rahimallahu abden tekelleme feganime evsekete feselime. Şimdi bu dil kemiği yok, her tarafa oynuyor. Evet, buna yüz vermemek lazım. Gerektiği zaman konuşmak lazım hadislere göre. Lüzumlu şeyler söylemek lazım. Diyor ki şu kimseye Allah gene merhamet etsin, ona lütufta bulunsun, günahlarını affetsin, işlerini kolaylaştırsın. Konuştuğu zaman güzel söyler. Evet, ya hayır söyle ya sus. Felyakul hayran evliyasmut, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Ya hayır söyle ya sus, diline hakim ol. Bu konuştu, güzel söyledi, kazandı. Güzel söyledi, güzel şey söyledi, kazandı. Hayır söylediği için, evet, bildiği hayrı başkasına öğretmek lazım. Münasip şekilde, kalp kırmadan, fitneye sebep olmadan güzel şeyi öğretmek lazım. İşte böyle söyledi, hayrı kazandı. Evsekete, söyleyeceği sözde hayır yok. Böyle hayır olmayan şeyi söylemek iyi bir şey değil, sorumluluk. Ha, bunu söylemedi, bundan dolayı kazandı. Söyleseydi kaybedecekti. Yalan söyleyecekti, gıybet edecekti, şu veya bu. Sustu, kazandı diyor. İşte buna Allah rahmet eylesin. Evet, bu sustu, kazandı. Evet, susmak genellikle tavsiye ediliyor. Çünkü çok konuşan çok yanılır. Lüzumlu kadar konuşacaksın, gerekliyse konuşacaksın, sonra susacaksın. Evet, çok güzel söyle. Kelamın fıdda ise sükut eyle, olsun zeheb. Gümüş söz söyleyeceksen sustun mu altın olsun diyor. Az konuşmaya bak. Az konuşmak, az konuşan az hata yapar. Az sorumluluk şey. Onun için sustu, böyle yanlış söyleyeceğine ondan kazandı. Allah ona merhamet etsin. Feselime, selamet buldu. Dil belasından, birçok kimsenin çektiği dil belasından, cehenneme girmesi de dil belasından, dünyada başına geldikleri şeyler de dil belasından. Sustu, kazandı, selamete erdi. Evet. Yani hayır bildiğin, güzel bildiğin bir şeyi susma, söyle. Onu da çok uzun uzun uzatma. Meramı ifade edecek kadar böyle kısa kes. Az söyle, öz söyle, güzel söyle, doğru söyle. Böyle hayır söylemiyorsan sus. Peygamberimiz onu söylüyor. Evet. Söyleyeceğin adamın senden bir yarar görecekse onu söyle, susma. Hayırsa tabii. Evet. Efendimiz bu dil konusunda çok üstüne durmuş. Aman diyor, aman buna dikkat edin. Dilinize hakim olun. Dilinize hakim olun.
Beyhaki Hasan Hazretlerinden mürsel olarak nakletmiş hadis-i şerifi. Evet. Rahimallahu İmran keffe lisanehu en aradil müslimin. Aynı mealde başka hadislerde var. Şu kimseye de Allah rahmet eylesin, dilini Müslümanların ırzından tuttu. Yani şerefine, namusuna dokunacak laflardan tuttu, söylemedi. Evet, vakarına aykırı şeyler. Efendim, yılık adamdır. Yamuk basar, yılık basar, şaşı vakar. Mesela bu vücuduna ait eksikliği de söylemeyeceksin. Onun namusu, şerefini zedeleyecek şeyler de söylemeyeceksin. Aha, Müslümanların bu gibi şeylerinden dilini tutan adama Allah rahmet eylesin. La tahillu şefaati li ta'an. Benim şefaatim, Allah bana izin verdi. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah Celle Celaluhu Duha suresinde yeminle söylüyor. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Habibim, sen yeter deyince kadar Allah sana verecek. Peygamberimiz de Raufun Rahim, müminleri çok seviyor. Miraç'ta bile, özel meclis'te bile bizi düşündü. Sana selam olsun deyince, yalnız bana değil, bana inananlara da ümmeti Muhammed'i düşündü. Ümmeti Muhammed'i son derece seviyor. Onların ayağına diken batmasına razı olmuyor. Böyle merhametli bir peygamberimiz bize şefaat edecek. Allah yeminle söylüyor. İstediğin kadar vereceğim diyor. Ve lesevfe yutike rabbike fedar. Ama diyor ki, kıbleye dönüp namaz kılmış Müslüman adama durmadan çatıyor. Eliyle çatıyor. Sözüyle çatıyor. Ta'an, bu demek. Ta'an ediyor. Aa, buna şefaatim helal olmaz. İki, vela lila'an. Gözü kör olsun. Allah belasını versin. Kahrolsun gibi beddualar edene de benim şefaatim hak değildir. Mümin, Müslüman lanetçi olmaz. Söyleyeceğin zaman ağzında iyi şey söyle. Allah hidayet versin. Allah seni ıslah etsin. Hayra yönelsin. Bağır. Kızgınlığını böyle ifade et. Beddua ederek değil. Beddua Müslümana yakışmaz. Bedduacıya benim şefaatim helal olmaz. Çatana benim şefaatim helal olmaz. Helal olmaz. Bu genel. Bir de ana baba çocuğuna beddua ederse anında geçerli. Buna dair çok misaller var. Bundan dolayı çok kör olan var, topal olan var, iyileşmez hastalığı yakalanlar var, ters gidip işi iflas edenler var, anasının babasının bedduasından dolayı. Böyle durumlarda da o anda bir öfke sonucu oğluna, kızına beddua ediyor ana, baba. Ama bunların başına bu belalı geldiğinde en çok uykusuz kalan, ağlayan gene kendisi. Ama insan bir anlık kendini tutamaz da böyle lanet ederse, bir parçası olan çocuğuna o lanet ettiği başına gelir. Anasının ki, anısından çıkan şeyle anında arşa götürülür, infaz edilir. Bir, iki, şefaatim ona helal olmaz diyor güzel peygamberimiz. Lanet etmekten bucak bucak uzak durmalı. Başkasını çatmaktan bucak bucak uzak durmalı. Dilimize hakim olmalı. Dilimizi tutmalı. Evet. Doğru sözlü olmak saadetin ilk basamağıdır. Evet. Bu yalan ve lanet birçok şerleri kendinde toplar. Ayşe radıyallahu anh'a validemizden nakletmiş. Rahimallahu raculen taalleme farizatan ev farizateynim. Şu adama da, şu insana da, şu mümine de Allah rahmet eylesin. Taalleme farizatan, bir farzı öğrendi. Evet, şimdi faiz haram. Vadeli satışta işte bu kaç para? 5 lira. Ha, ben bir ay sonra vereceğim. Ha, o zaman 6 liraya olur. Arkadaş kusura bakma.
bu faizmiş. Böyle yapma. Bir farzı öğrettin. Adam mesela namaz kılarken ama münasip şekilde, kalbini kırmayacak şekilde her zaman söylüyoruz. Secdede ayaklarını ters koyuyor. Veya ayağını değdirmiyor. Arkadaş, öğrendiğime göre bu secdede ayakların yere değmesi mecburiymiş. Ayaklar secdeye değmezse namaz yokmuş. Öğretti, bu bir farz. Namazın 12 farzında birisi secde. Efendim, mesela kafasını koyuyor, burnu havada. Burnunu koyuyor, alnı havada. Bundan yanlışmış. Öğrettin bir farzı. Abdest alırken mesela kolunu yıkarken dirseği kuru kalıyor. Bir dakika arkadaş, herkesin için değil de onu şey etmemek için, onur etmek için kenarda. Ya senin dirseğin kuru kaldı, yıkamadın orayı. Dirsek kuru kalırsa abdest olmazmış. Abdest olmayınca namaz olmazmış diye bir farzı öğretti. Evet, Allah o kuluna bir farz veya iki farzı öğretti. Ondan sonra ve ev amile bihime, Allah'ın emrettiği bir farz ile amel etti. Veya öğrendiği farzı yerine getirdi. Sadece öğrenmekle kalmadı, kendi yaptı. İki farz önde, ikisini de yaptı. Allah bu kuluna merhamet etsin. Sonra ev allemehüme min men ya'melu bihime. Söylesen de yapmayacak. Böyle değil. Adam iyi niyetli, bilmiyor. Söylüyor, yapacak. Ha, böyle yapacak olana da bunu söyledi. Adam da onu yaptı. Böyle kuluna da Allah merhamet etsin. Emr-i maruf yapmak zaten müminlerin sıfatlarındandır. Geçenlerde de söyledik. Hadisler aynı mealde hadisler geliyor. Evet, bir ev reisi koca olarak hanımına farzları, vacipleri, günahları, haramları öğretmek kocanın görevi. Evet, çocuklarına öğretmek ev reisi olarak babanın, ananın görevi. Hoca sınıfına girmişse hocanın devamlı bunları söylemesi, fırsat buldukça hocanın boynunun borcu, farzı ayın, farzı ayın. Diğerlerine de müminlerin şeysi, iyilikleri emrederler, kötülükleri yasak. Emruna bil maruf ve tenhavna anil münker. Bizim bu alameti farikamız, bu böyle olmakla beraber, evet, kendi duyduğunu yaptı, öğrendikten sonra başkasını da öğretti, o da yaptı. Allah bu kuluna merhamet eylesin. Evet, devamlı bu gibi dini meseleleri kardeşimiz olarak müminlere vesileler bularak, yeri geldikçe kalbini kırmadan, fitne uyandırmadan, kavga çıkarmadan öğretmeyi Peygamberimiz teşvik ediyor. Böyle kimselere Allah merhamet etsin. Böyle ki Ebu Hureyre radıyallahu'ndan, Rahimallahu men hafize lisanehu. Gene Allah şu kuluna merhamet etsin, diline korudu. Yani işe yaramaz laflardan korudu. Evet. Saniyelerimiz belli. Ne kadar yaşarsak yaşayacağımız belli. Artmaz, eksilmez. Evet. Ömrümüz, ecelimiz uzamıyor. Rahat, konforlu yaşama, uzama anlamında. İşte ana baba ziyareti, sıle-i rahim, sadaka vermek, bu gibi bazı saydıkları şeylerimizin, Efendimizin ömrü uzatır diyor ama Kur'an'da da اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. İnsanların eceli geldi mi, ölüm anı bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Peygamber niye söylemiş bunu? Evet, ömür var, hep söylüyoruz. Burada hadis geldi, tekrar ediyoruz. Bir rahat yaşamak var. Ölsem de gam yemem. Dünyada Allah her istediğimi verdi diye bir ömür sürmek var. Bir de gece gündüz durmadan yaşamış ama hiç dirlik düzen yok, sıkıntı içinde. Diyorlar ki işte ömrü uzatırın manası, Allah ona güzel hayat verir, çok yaşadım diye. Ölsem de gam yemem dedirir, o anlamdadır diyorlar. İşte dilini tutacaksın. Evet, kimsenin lüzumsuz işler yapmayacaksın. Niye? Saniyelerin hesabını soracak Allah bize. Bu saniyeleri iyiye mi kullandın, kötüye mi kullandın? Beş para etmeyecek lakırtılar, işe yaramaz laflar. Evet,
yerine göre. Mesela adam çok gamlı, kederli. Adam çıldıracak, o kadar keçileri kaçıracak, o kadar üzüntüye kapılmış. Ha, onu güldürmek için onun hoşlanacağı lafları edebilirsin, bir hedefin var. Böyle bir şey yoksa mecliste otururken ya hayır söyle ya sus. İşe yarayan laf et bir, hele camide, camiye yakışmayacak, mescide yakışmayacak laflar etme. Kazandığın iyilikleri kül edersin, yakarsın diyor Peygamberimiz. Ama adam hutbe okurken burada senetten sepetten soruyor. Oğlumu everdin, kızın gelin ettin laflar ediyor. Bu cehalet eseri olan bir şey. Bilmiyor. Hutbe dinlemek farz. Sen bunu biliyorsun. Hutbe sırasında değil. Sus demek de suç çünkü. Konuşmayacaksın. Çıkınca ya kardeş böyle böyle gördüm, kusura bakma ama yani ben şurada şunu duydum, şurada şu kitapta. Kalbini kırmadan o farzı ona öğreteceksin. Söyledik hadisi. Efendim camide lüzumsuz laflar etmeyeceksin. Camide ibadet edilir, zikredilir, tesbih edilir, istiğfar edilir. Efendimizin sözlerini her zaman hatırlıyoruz. Camide sohbet yeri değil. Yalan olmasa, gıybet olmasa bile dışarıda sohbet zamanında söylediğimiz şeyler burada olmaz. Burada zikredilir, istiğfar edilir, Kur'an okunur, ibadet edilir, tesbih çekilir. Efendimizin şeyleri böyle. Ha, mala yani lerden dilini koruyana Allah rahmet eylesin. Hem camide koruyana Allah rahmet, hem camide hem dışarıda. Evet. Şimdi söylediğin zaman hata oluyor senin için. Aslı astarı olmayan şeyler söylüyorsun. Palavra sıkıyorsun. Söyleyemezsin. Evet. Söylediğin şey eksiklikten hali değil. İşe yaramaz bir laf değil. Söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Evet. Bu gibi şeylere çok dikkat edeceğiz. Bu dil konusunda kaç tane hadis geldi bak. Hep de Peygamberimiz dile çok hakimiyetten bahsediyor. Aman evet, bir, dilini koruyana Allah merhamet. İki, ve arafa zemanehu, zamanının kıymetini bilene Allah rahmet eylesin. Evet, gene söylediklerimizin bir başka ifadesi. Ömür sayılı saniyelerden ibaret. Bu sayılar işte nefes almak bir nimet, yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermek de bir nimet, vermesek çatlarız. Bu nimetten de hesap soracak Cenab-ı Hak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Nerede nefes alıp verdin? Evet, ömrün sayılı saniyelerden ibaretse ona göre yarın iman etmiş, sorguya inanmış bir adamsın. Bu nefesleri, nimetleri nerede kullandın diye boş zamanını değerlendireceksin. Zamanın kıymetini bilene Allah merhamet eylesin. Ve arafa zamanehu. Evet. Müminlerin en çok aldandığı şeyler ikidir diyor Peygamberimiz. Nimeten mevbulun kesirun minen nas. İki nimette müminler çok aşırı aldanırlar. Gabin, aşırı aldanma demek. Bir normal aldanma var, bir de aşırı aldanma var. Gabin, aşırı aldanma demek. Bu iki nimette müminler çok aşırı aldanırlar. Es-sıhhatu fel-feral. Sağlığın kıymetini biz hasta olunca anlarız. Sağlıkken hiç o nimetin kadrini bilmeyiz. Cenab-ı Hakk'a şükretmeyiz. Bunda çok aldanırlar. Sağlıkken güzel işler yapın. Hasta olunca, ihtiyarlayınca şunu da yapacaksın. Yapamazsın, gücün yetmez. Evet, sağlığın kıymetini bileceksin. Bir, iki, boş zamanın kıymetini bileceksin. Zaman geriye dönmüyor. Boş zaman geçirmeyeceksin. Sayılı saniyeler ömrümüzden tüketiyor. Onu bilerekten, yarın bunlardan hesap vereceğim diyerekten böyle yapar adamı Allah zamanın değerini bilene rahmet etsin. وَاسْتَقَامَتْ tarikatehu. Böylece dünyada imtihan için geldiğini, Allah'ın iyilik yapmak için halifesi olarak dünyaya gönderildiğini, dünyada yaptığına sorumlu olacağını istikamet üzere yaşamış
dürüst hareket etmiş. Aha böyle gidişini dümdüz istikamet üzere oturtmuş. Mümine de Allah rahmet eylesin. Bu ahiretteki hesaptan düşünerek gidişini, yolunu istikamet üzere yapan mümine Allah rahmet eylesin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hakim Müsnet'tekinde Abdullah bin Mevzen nakletmiş. Evet, rahimallahu ahi Yahya. Kardeşim Yahya'ya da Allah rahmet eylesin. Evet, nereden kardeşi Peygamberimizin Yahya aleyhisselam? Yahya aleyhisselam, ben İsrail'den, Peygamberimiz Arap'tan, ben Arap'ım diyor. Evet, nereden? Çünkü diyor, din bağı, evet, etiki bağdan daha kıymetlidir. Nesep akrab bil heva, iman kardeşliği, iman soy sop yakınlığı diğer nesepten daha yakındır. Evet, onun için Yahya aleyhisselam kardeşim diyor ona. Kardeşim Yahya'ya Allah rahmet eylesin. Neden? Hine da'ahu es-sibyan ilel-lub ve huve sagir. Evet. 3 yaşındaymış. Çocuklar sokakta oyun oynuyormuş. Aynı mahallede yaşayan çocuklar. Yahya aleyhisselam da oraya varmış. Yahya demiş ya, gel oyun oynayalım demişler. Oyuna çağırmışlar. Evet. Onlar çağırınca fakale onlara demiş ki Yahya aleyhisselam, elillubi huliktu, ben oyun oynamak için yaratıldım. 3 yaşında. Evet efendim. Selas. Evet, 3 yaşında peygamber olacak belli. 3 yaşındayken Allah beni oyun oynamak için mi yarattı arkadaşlar diye onların oyunun oynamasına katılmamış. Peygamber olacak. Evet. Ne olacağı belli. Peygamber olacak. Bundan dolayı diyor 3 yaşındayken ben Allah beni oyun oynamak için yarattı diye arkadaşların oyun oynama teklifine he demeyen Yahya'ya, evet, peki fe men edrekel hinse min makalihi, evet, şimdi insan böyle ömrünü boş ellerle nasıl geçirir arkadaşlar? Evet, nasıl geçirir? Evet, küçücük çocuk ama peygamber olacak. Buna diyor Allah merhamet eylesin. Muaz Hazretlerinden naklemiş. Rahimallahu ihvani. Benim kardeşlerime de Allah merhamet eylesin. Merhametten hadisler şimdi. Kim onlar? Bir Kazvin. Evet. Kazvin'deki kardeşlerime 3 defa söylemiş. Allah Kazvin'deki kardeşlerime, din kardeşlerime merhamet eylesin. Allah din kardeşlerime merhamet eylesin. 3 defa söylemiş. Bu Kazvin Acem şehirlerinden meşhur bir şehir. Evet. Galu ya Resulallah, bana Kazvin, bu Kazvin dediğin de kimdir, nedir ya Resulallah? Gale Kazvin arzun min ardı Deylem. Evet, Deylem arazisinden bir yerdir. Hiyel yevm fi yedi Deylem. Yine bu Deylem denir oraya. Setuftehu ala ümmeti. Evet, orasını ümmetim fethedecek. Evet, İran'da bir yer. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife seçilince daha evvel Hazreti Ebu Bekir yalancı peygamberler zuhur etmiş. O sahabinin vallahi ya Resulallah şu ateşe kendini at dese tereddütsüz atarız. Şu denizi kendinize atın dese vallahi tereddütsüz atarız diyecek kadar peygamberi seven bir sahabi var. Sahabiler var. Bunu da diğer insanlar görüyor. İnsanların hepsi sevilmek isterler, baş olmak isterler. Öyle yaratmış Allah. Hepsi reis olmak isterler. Böyle sevilmek isterler. Uğruna ölecek derece sevilen bir kişi olmak isterler. Zannetmişler ki öbür insanlar
peygamber olunca böyle oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hastalandığında ben de peygamberim de 6 tane yalancı peygamber zuhur etmiş. Hazreti Ebubekir Efendimizin irtihalini defninden sonra bunlarla uğraşmış, bunları tepelemiş. Ondan sonra o vefat ettikten sonra Hazreti Ömer'i halife seçmişler. Halife Ömer artık yalancı peygamberlerden kurtulmuş, devlet teşkilatını kurmuş, ordu teşkilatını kurmuş, belediye teşkilatını kurmuş, ülkeler arası ilişkiler meselesini prensiplere bağlamış, devleti teşkilatlandırmış, kurmuş, İran'ı fethedecek. Çünkü Kazvin'deki kardeşlerime merhamet etsin diyor ya Efendimiz, bu hadisi yerine getirecek. Ben demiş, Halife seçilince oraya demiş, sefere çıkacağım. Evet, meclis, Mescid-i Nebevi'deki sahabiler, hayır demişler, sen demişler, buradan ayrılamazsın ya Ömer. Çünkü sen oraya gidersen bir başkası ben halifeyim diye saltanat sevdasına kapılır, müminler kanı akar, sen kıpırdayamazsın demişler. Devletin başında kalacaksın, asayişi sağlayacaksın. O da onlara hayır dememiş. İşte hani parlamento kanun izin vermese devlet başkanı bir iş yapamıyor. Parlamenterizm diyorsunuz ya. Aha bunu Ömer kurmuş. İlk defa yeryüzünde. Peki demiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendir. Ordu kumandanı olarak. İşte İran'ı fetheden Sa'd bin Ebi Vakkas. Setüftehu ala ümmeti. Ümmetim orayı fethedecek. Öyle söylüyor. O Kazvin denilen yeri ümmetim fethedecek. Merhamet, rahmet etsin Allah ona. Ve künü ve tekûne. Evet, ribatan li tevâifi min ümmeti. Evet, buraları şey edecek. Evet, ümmetimden bir takım taifeler, gruplar, evet, oralarda sınır nöbeti tutacaklar. Öbür tarafı şirk. Evet. Zaten İran mecusiler, ateşi tapanlardan fethedilmiş, kurtarılmış. Yanlarda öyle. Orada diyor, bir takım ümmetimden bizim gruplar nöbet tutacaklar. Öyle zaman gelecek ki o işte arz ettiğim gibi Hazreti Ömer zamanı fethedildi. Femen edeke zalike felyehuz binasibihi min fadli ribati Kazvin. İşte o güne rastladığı zaman ateşi tapanlarla her gün burun buruna nöbet tutma zamanı gelecek. Onu yakalayan kime nasip olursa bu durum, bundan nasibini alsın. O ateşperestlere, putperestlere karşı nöbet tutanlardan olsun diye bunu uyarmış Efendimiz. Hazreti Ömer bu fazileti elde etmek için ben gideceğim demiş, hayır demişler. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh bu şerefe nail olmuş. İran Fatihi odur. Feynnehu yesteşhidü biha kavmün yadilûne şühedâ Bedir. Orada çarpışan müminler Bedir kahramanları gibi kahraman olacak. Şehitliği özleyecekler. Hiç korkmayacaklar. Onlar çok kalabalık. Çok şu falan demeyecekler. Bedir'de nasıl 313 kişi silahı yokken, potini yokken, karnı açken, 1000 tane zırhlı, süvari, müşriye karşı Allah uğrunda çarpıştılarsa, o Kazvin'de öyle olacak. Korkmayacaklar oradaki kahraman Müslümanlar. Onların durumunda olacaklar, şehitliği isteyecekler diye Allah onlara merhamet etsin buyurmuş Hazreti Ebu Bureyden, Abdullah Abbas'tan. Evet. Evet, rahmetullahi ala hulefai. Benim halifelerimin de üzerine Allah merhamet etsin. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Kıyle ve ma hulefaike ya Resulallah. Ya Resulallah, senin halifelerin kimler? Halife bir adam yerine geçen adam, onun işlerini onun adına gören adam demek o yokken. قَالَ اَلَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ سُنَّتِي اَهْد. Benim halifelerim, benim sünnetimi seven adamlardır. Sünnet, Peygamberimizin söylediğidir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığıdır. Söylediğine kavli sünnet derler, yaptığına fiili sünnet derler. Bir de sen bir hareket yapmışsın, görmüş, tebessüm etmiş, tasvip etmiş onu yani. Evet, mesela Bilal-i Habeşi'ye bir bahçe düşmüş, Peygamberimizi davet etmiş. Bilal-i Habeşi gurursuz adam. Ama işte bir hurmaları pek iyi olmayan bir bahçe düşmüş ona ganimet şeysi olarak. Efendimiz'i davet etmiş, davete icabet güzel bir şey. Davetinde önüne en iyi hurmadan koymuş. Demiş Bilal, bu ne? Ya Resulallah, benim bahçedeki hurmalar işte böyle, size layık değil. İki teneke benim bahçeden hurma verdim, bir teneke iyi hurma aldım. Evet, at, at bunları diyor. Aynı riba, aynı riba, aynı riba. Faizin ta kendisi bu Bilal. Hemen attırmış. Böyle değil. Mesela işte gene bu şeylerden Ebu Hureyre, Abdurrahman hep söyleriz hep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini en çok nakleden insan, kendini adamış buna. Allah ondan razı olsun. Şifaatini bizi nail eylesin. Adı Abdurrahman. Allah'ın en sevdiği isim Abdurrahman. Peygamberin en sevdiği isim Muhammed. Evet, öyle söylüyor. Bu Abdurrahman ismi hiç evlenmemiş. Evlenirsem çoluk çocuk derdiyle peygamberin sohbetinden uzak kalırım. Tarlaya giderim, dükkan açarım. Ben demiş evlenmeyeceğim. 40 yaşına gelmiş. Mescitte sofa denilen yerde yatıyor. Ekmek verirlerse yiyor, vermezlerse günlerce aç öyle. Tabii insan konuşmadan duramaz. İki tıkırdaşacak. Allah öyle yaratmış. Sokağa çıkmış. Canı sıkılmış. Mescitte kimse yok. Sokakta kedi yavrusu bulmuş. Kedi yavrusuyla oynuşuyor. 40 yaşında adam. Derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokağın başında gözükmüş. Görünce 40 yaşında adam kedi yavrusu oynar mı ya? Ayıp demiyor. Hemen cübbesinin içine kedi yavrusu saklamış, böyle durmuş. O da büngül demiş. Demiş, Abdurrahman bu ne? Kıpkırmızı olmuş. Başını öne eğmiş. Kedi demiş ya Resulallah, kedi. Yalan söylemek yok. Peygamberimiz gülerek, ya Ebahir, kedileri seven adam demiş, gülmüş, tebessüm etmiş. Ne demek? Tasvip ediyor demek. Bak öteki, at, at dedi, faiz bu dedi. İşte bu takrir diyorlar buna. Bir Müslümanın yaptığını peygamber beğenirse, ses çıkarmazsa, takriri sünnet diyorlar. Sözlü sünnet, evet. Fiili sünnet, bizzat yapma. Bir de takriri sünnet. Evet, öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim halifelerime Allah rahmet etsin. Ne demek bu? Demişler, ya Resulallah senin halifen kim? Benim halifem demiş, benim sünnetimi sevenlerdir. Yuhibbune, sevenlerdir. Affedersiniz, yuhyu neymiş? Sevenler değil, yapanlar demek, ihya edenler. Onun için de sevmek de var tabii. Yuhyu ne? Diriltenler, devamlı benim sünnetimi yapanlara Allah rahmet eylesin. Onlar benim halifemdir. Öyle buyurmuş Efendimiz. Kendi yapıyor, bizzat devamlı peygamberin yaptığı gibi yapıyor. Bu önemli sünnet, bu sıradan sünnet demiyor. Efendimizin her söylediğini uyguluyor. Her yaptığını yapıyor, her beğendiğini yapıyor. Nasıl olursa olsun. Bunu şunun için söylüyoruz, hep hatırlatıyoruz. Mesela sünnet farz kıldığınız yerde diyor, aciz misiniz diyor, yana çıkın da sünneti orada kılın. Bunu hiç Müslümanlar yapmıyor. Öğretilmiyor ki, sen de okumuyorsun ki. Bakın, farz kıldın şurası, yanındakine yer değiş mübarek adam. Sağındakine, solundakine, önünde, arkandakiyle. Bu peygamberin bir isteği. Farz kıldığınız namazda, farz kıldığınız yerde değiştirme, sünnet kılmayın. Değiştirmekten aciz misiniz diyor. Sünneti başka yerde kılın.
benim sünnetim Allah'ın emrinden daha küçük. Bir onu göstermiş oluyorsunuz. Bir de namaz kıldığınız yer şefaat edecek size. Farz kıldığınız yer şefaat edecek. Sünnet kıldığınız yerde ayrı şefaat. Şefaatiniz çoğalıyor. Evet, bu basit sünnet kimse yapmıyor. Kimse yapmıyor. Evet efendim. Böyle basit sünnetler var. Evet, basit dediğim yani yapması kolay, yoksa sünnetin hepsi önemli. Evet, mesela saati sağa takmak. Sola takmak farz değil, günah değil. Ama moda Avrupa'dan öğrendik. Herkesin saati solda. Efendimiz ne buyuruyor? Evet. Teyemenu fi kullil umur. Bütün işlerinizde sağı tercih edin. Sol el tuvalette kullanılır. İşe yaramaz işlerde. Sağ el yapamadığı zaman onu yardım eder. Efendimizin sözü bu. Yemeniz, içmeniz, merhaba demeniz, evet yazmanız, bir şey yapacağı zaman sağ elinizle yapın. Efendimizin sözüdür. Bütün helal, mubah işleri sağınızla yapın. Bu genel prensip. Evet, sağı sağa takmak çok zor bir iş değil. Sola takmak günah değil. Ama peygamber sağı tercih ettin diye bu niyette yaparsanız belki bunun yüzünden cennete gidersin. Peygamber uymak kastınla ibadet olur bu. Ama bakıyorum ben bizim ilahiyat profesörü televizyonda konuşurken sol elle yiyor beyefendi. Sol elle su içiyor. Halbuki peygamber sol elle şeytan yer içer diyor. Sağla yiyin, sağla için. Öyle söylüyor. Diğer işlerde de sağı tercih edin. Yazarken de sağla yazın. Evet. Ben yapamam. Alışacaksın. Trafik kazası geçirsen acından ölür müsün? Hemen öğrenirsin. Mesela sol kolunla yemeğe yazmaya alışmışsın. Trafik kazası geçirdin. Acından ölür müsün? Hemen o akşam sağla yemeğe alışırsın. Peygamberin bu sözüne binaen sağla yemeğe, sağla içmeye, sağla yemeye, saati sağa takmaya gibi merhaba demek sağla. Merhaba demek sağla. Aha, böyle helal mubah işlere sağı tercih edin sözünü hatırlayıp ona uymak kastıyla bunu yaparsanız evet okuyoruz buradan. Benim halifemdir, benim sünnetlerimi ihya eden, yapanlar diyor. Benim sünnetlerimi yapanlar, devamlı yapanlar benim halifelerimdir diyor. Allah onlara rahmet eylesin. Peygamber duasını almak bu ne kadar kolay görüyorsunuz. Niye yapmıyorsun lan? Evet, niye yapmıyorsun? Niye sağla yemiyorsun? Sağla yazmıyorsun? Neden sağ ayağınla girmiyorsun camiye? Neden eve sağla girmiyorsun? Evden çıkarken sağla çıkmıyorsun. Niye sağı tercih etmiyorum? Ha, tuvalete solla gir, sağla çık yine. Kötü yerlere solla girilir. Camiden çıkarken de solla çıkılır. Neden? Çünkü yeryüzünün en şerefli yeri camilerdir. Dışarılar kötü değil ama çok şerefli yerden az şerefle giderken solla çıkacaksın. Girerken sağla gireceksin. Evet. Bu giderken besmele çekeceksin, sağla gireceksin. Bu basit görünen şeyleri peygamber uymak kastıyla bu sözünü hatırlayarak yaparsanız peygamberin halifesi olursunuz. Peygamberin duasına mazhar olursunuz. Bu kadar basit. Ama şimdi kimse bunları şey etmiyor. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Bakın bir başka hadiste. Evet. Evet, inne hadisi sa'bun müstas'abun limen kerihehu. Efendimiz olacakları görüyor ilerleri. Benim ya şimdi bana diyorlar ki hocam teferruatla uğraşıyorsun yahu. Adam imanla uğraşıyoruz biz. Mesela hutbe dinlerken sus diyorum ben. Bunlar diyor önemli mi hocam ya? Önemli tabii. Şimdi önemi söyleyeceğim. Peygamberin mübarek diliyle. Efendim. Efendim solla yeme, sağla ye. Sağla gir, sağla yaz. Hocam bunlar tamam da
çok önemli şeyler var. Adam iman sınırında, onunla uğraşıyoruz. Tamam, biz onlara uğraşmayalım demiyoruz ya. Ama basit zannettiğiniz şeyleri ihmal ederseniz o önemli şeyleri de zaten koruyamazsınız. Ne diyor bak? Benim hadisim diyor, benim hadisimi önemsemeyen basit şey ya, nedir yani diyenlere zor gelir. Zor gelir, yapamazlar. Evet. Müyesserun limen tabi'ahu. Ama benim bana uymayı gaye edinen, benim yaptıklarımı, sözlerimi hayatında rehber edinmek için niyetlenen adam, evet, kimseye bu hadislerim yapmak zevkli gelir, kolay gelir. Evet, men semi'a hadisi, benim hadisimi söyledim, sözlü, fiili, takriri sünnet dedim. Bunların işte okuyoruz, bunlara hadis deniyor. Fiili, sözlü, takriri sünnetlerin yazıyla bize ulaşmasına hadis deniyor. Benim hadisimi bir adam duydu. Fehafizahu, onu ezberledi. Evet, sağlı yemek peygamberin sünnetiymiş. Solla yemek şeytan işiymiş. Ezberledi. Korudu. Ve amile bihi. Ve onu yaptı. Benim hadisimi duydu, öğrendi, yaptı. İse ce'e yevmel kıyame, evet, mal Kur'an'ı, Kur'an'a uymuş gibi Kur'an'la beraber gelir kıyamet gününde mahkeme kübraya. Evet, hadisi önem veren, dikkat edin, öğrendi, korudu, yaptı, Kur'an'la beraber gelir. Ve men tehavene bi hadisi, hocam bırak ya, bu teferruat bunlar diye hadislerimi önemsemezse, fakat tehavene bil Kur'an, Kur'an'ı önemsememiş olur. İfade çok önemli. Tehavene dese o da önemsememiş olur derdi. Ama dikkat edin, kat tehavene, kesin kes. Kesin kes benim sünnetlerimi küçümseyen, önemsemeyen, önemsemeyen adam Kur'an'ı önemsememiştir. Kur'an'a önem vermemiştir. Ve men tehavene bil Kur'an'ı, böylece Kur'an'ı önemsemeyen adam da hasret dünya vel ahiret. Dünyası da mahvoldu, ahireti de mahvoldu. Buyurun hoca efendi, bunlarla mı uğraşacağız ya deme. Bak, en basit saydığın sünnet peygamberin sünnetidir. Peygamber uyma kastıyla bunu yaparsanız Kur'an'a uymuş olursun. Neden? Çünkü peygamberimiz ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın Allah'a dayanır, onun vahyine dayanır. Onun güdümündedir. İnneke bi ayunina habibim Muhammed Mustafa. Sen bizim gözümüzün önünde kontrolümüzdesin. Her yaptığını biz yaptırıyoruz, kontrol ediyoruz. Onun için basit zaten şey de Allah'ın vahyine, ilhamına bağlı. Ondan diyor işte, benim hadisimi önemsemeyen Kur'an'ı önemsememiş olur. Bu ayetleri önemsememiş oluyor. Kur'an'ı önemsemeyen de dünyada, ahirette sıfır olur. Hasire, mahrum kalır. İkisine de ulaşamaz. Evet, onu söylüyor güzel peygamberimiz. Evet, yani Kur'an'ı önemsemeyen, Kur'an'ı kabul etmeyen kafir olur biliyorsunuz. Evet, iki dünyası yok olur, iki dünyada da iflas eder. Mütefellisen, evet, müflisen, evet, piddareyni, muhkiran, hor, hakir olur iki dünyada da. Onun için Arapların durumu budur. Kâbe'de sünnet yok. Tesbih çekmek peygamberin sünnetidir. Yok. Başka yerde de yok.
elhamdülillah bu aziz milletimiz, atalarımız çok muazzam güzel insanlarmış. Allah onları rahmet eylesin. Doğudan batıya Türkiye'mizde namazlardan evvel sünnet kılınır. Namazdan sonra sünnet kılınır. Allahümme ente selam denir. Ayet-ül kürsü okunur, tesbihler çekilir. Sünnettir bunlar. Ama millet bunu öyle alışmış ki farz gibi kabul eder. Mekke'de, Kabe'de sünneti kılmıyorlar. Müezzin tesbih çektirmiyor. Evet, ne diyor bak görüyor musun? Benim sünnetimi hafife alan iki dünyada rezil olur. Durumu kötü olur diyor. Bu aziz milleti Allah bunun için koruyor işte. 15 Temmuz'da da korudu, İstiklal Harbi'nde de korudu, Çanakkale'de de korudu. Evet, yoksa yenebileceğimiz Anadolu fethederken de korudu. 50 bin askerimiz var Malazgirt'te, Alparslan geldiği zaman. Ve doğudan geliyor, yorgun geliyor, araba yok, yaya geliyor beyefendi. Uzak yerlere geliyor, yorulmuş. Yabancı yere gelmiş, yiyeceği içeceği böyle yerli değil ki. Bizans İmparatoru kaç bin senelik adam. Sırtı pek, karnı tok, her türlü malzemesi, dinç askeri var. 250 bin kişi. Yorgun argın, doğru dürüst yiyeceği içeceği olmayan Türk askeri, Alparslan'ın askeri 50 bin kişi. O zaman bomba yok, tüfek yok, kılıç kılıça. Allah 50 bin kişiyi korudu, yardım etti. Çünkü onlar Peygamberimizin sünnetini kılan, sünnetine önem veren insanlardı. Karahanlar döneminde Müslüman oldu toptan, Selçuklar döneminde böyle, Osmanlı döneminde böyle. Peygamberin sünnetine yapışanları Allah işte aziz ediyor. Bakın 50 bin kişi 250 darmadağın etti. Çanakkale'de tek tüfekle mitralyozun karşısında galip geldik. İstiklal Harbi'nde halktan gruplar galip geldi. Evet, 15 Temmuz'da da dünyanın bütün planları alt üst oldu. Cenab-ı Hak elimizden tuttu. Peygamberin sünnetlerine yapışanları Allah aziz eder. Şimdi de tam tersine böyle bir akım var. Kur'an, Kur'an, Kur'an bize yeter, yetmez. Kur'an'ın anlayabilmek için mutlaka Peygamberin sözüne ihtiyaç var. Anlayamazsın ki Kur'an'ı sünnet olmadan. Namaz kılacaksın nasıl? Peygamber tarif ediyor. Hac edeceksin nasıl? Benim gibi hac edin diyor. Zekat vereceksin, tatillerini söylemiş. Koyundan şu kadar, attan şu kadar, deveden şu kadar. Kur'an'da yok bunlar. Evet. Eğer hadise önemsemezsen, atarsan kenara, Kur'an'ı tatbik edemezsin, bilemezsin ki. Her şey böyle. Ama maalesef şimdi öyle bir akım var. Ahir zaman alameti öyle diyor bak. Kim benim sünnetimi önemsemezse, basitle görürse dünyada da ahirette de mahrum kalır. Onu söylüyor. Eğer benim sünnetlerimi önemser, benimser ise, önem verirse onlar benim halifelerimdir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi güzel Peygamberimizin sünnetlerini önemseyen, belleyen, tatbik eden başka müminlere de hep dualarımızda söylerim. Başka müminlere de bunu öğreten, böylece iki cihanda yüzü ak çıksın dediği müminlerden eylesin inşallah. Görüyorsunuz onu size burada aktarmış olduk. Halifelerime de Allah rahmet eylesin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halife de Peygamberimiz sünnetlerini, evet sünnetlerini önemseyip, evet önemseyip kendine prensip edinen kişidir. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet, çocuğu sağlı yemeği alıştıracağız. Yatarken bismillah sağlığa yatacağız. Sonra soluna dön, sırtına dön. Yüz aşağı yapma. Peygamber sevmiyor onu. Sünnete uyacağız ya. Sağına yat, kalkarken sağdan kalk. Eve girerken besmele çek sağla gir. Evden çıkarken besmele çek sağla çık. Efendim yatağa girerken besmele çek. Sağla ayağınla
içeriye gir, yat ondan sonra. Yani sağı tercih et. Yerken içerken sağla. Bunlara, bu sünnetlere namaz kıldıktan sonra sünnette yer değiştir. Hep namaz, camide aynı yerde namaz kılıyor. Böyle alışmış ihtiyarlar var. Geldim çekilen diyor. Benim yerim orası. Cami Allah'ın evi, senin değil ki. Bir de yanlış bak, görüyorsunuz. Yer değiştir, şahidin olsun. Efendimiz şeydi böyle, böyle öyle. Efendim sünnete önem veren kişiler olalım ve çoluk çocuğumuzda onu anlatalım. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve tubu ileyh. Fatiha-i şerife, meal besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sana. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî husr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب نماز درسimizi okuduğumuz süveri celili ayatı Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhim salavatın ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerini bizlere nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmaîn efendilerimizin ervah kutsiyelerini de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden müminat rahmetullah aleyhim ecmaîn ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahını da hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Günahlarımızı affeyle, ayıplarımızı setreyle. Dünyada, ukbada bizi rezil rüşvari eyleme. Akıbetimize hayr eyle. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.